peygamberler bile, başta sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, peygamberler bile ailelerinde sıkıntı çekmişlerdir. Açlık çektikleri gibi, düşmanlarıyla uğraştıkları gibi, bir imtihan türü de budur. Hem Ebu Cehil'le uğraşacaksın, hem Ebu Bekir'in kızıyla uğraşacaksın kardeşim. Bu iş böyle yürüyecek. O zaman biz hal çaresi olarak ne düşüneceğiz? Bir, erkek ve kadın görevlerine sadık olacak. Erkeğin görevi idare etmektir. Erkeğin görevi evin maişetini temin etmektir. Erkeğin görevi Allah'ın huzurunda hesap verecek şekilde yuvayı dindar yapmaktır. Yuvanın dindarlığından erkek sorumludur. Peki çocuğumu medreseye göndermeme izin vermiyor annesi. Boşarsın annesini, çocuğu gönderirsin. Hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Kıyamet günü hesabını ben vereceğim. Okulu sen burada tayin edemezsin. Bu kadar basit. Ama bir kadın durup dururken çocuğunu medreseye göndermezlik yapmaz. Senin intikamını çocuktan alır o. Seni dövemediği için çocuğu sahiplenir. Bu gavur onun için yapıyor. Gavur kızla niye evlendin o zaman? Madem gavurdu. Öyle değil. Erkek burada ne yapıyor? Kendi işletme hatalarının faturasını vatandaşa vergi olarak çıkarıyor tekrar. Bu mantık yanlış. Sen işletemiyorsun. Düzeltemiyorsun. Bir kadını idare edemedin. İki tane çocuğu idare edemedin. Ama haberleri dinlerken devlet erkanına akıl veriyorsun. Şöyle yapsa iyi olurdu, böyle yapsa iyi. Şuraya operasyon yapsın diyorsun. Uzaktan, kumandan iyi. Elinin altında bir kadın, iki çocuk var. Onları idare edemiyorsun. Herkes görevine sadık olacak. Erkek evi geçindirmekten, aynı şekilde evin dini hayatından, evin sosyal ilişkilerinden, akraba ile girdi çıktıdan erkek sorumlu. Hanımın annesini babasını ziyaret edecekse sen götüreceksin. Nasıl vakit bulacaksın? Bayağı gündüzleri filan vakit bulacak. Ne demek vakit bulacaksın? İnsanlar atla yürüyerek nasıl bir şehirden bir şehire sıla-i rahim yapmaya gidiyorlardı? Vakit bereketsizliği varsa otur hayatını yeniden kontrol et. Niye bereketsiz senin vaktin?